sayfa 21 Asra atfen zaman yolculuğunu gösteren ve o zaman ve asırdaki fitneyi açık açık anlamamızı isteyen ne merhametlidir ki hiç de layık olmadığımız halde kurtuluş ipi Kur'an'ı yücelerin yücesinden ulaştırmıştır. Kurtulun da yanmayın, değersizce bir köşeye atılmayın. Kulların değirmen dünyadaki kabir mesafelerini uzak sanmaları, andaki hayatlarını çok uzun sanıp fırsatları değerlendirmek istemelerinden olmuştur. El-Hak Celle Celaluhu. Harf ne kadar harf olsa da sarf edebilecek mana bir orman kadar kısıtlı. Zaten mana ayın karanlık yüzüne erişebilir mi ki? Bizim sus kaldıklarımızı aydınlatı versin. Tüm yaşadıklarımız sana ulaştıran harflerin bir kardeşliği olmasaydı hepsi şol kitabın ayrı yerlerine koşup gitselerdi mana resmi ortaya çıkmaz. Üstad bakışında gizli kalırdı. İşte o zaman da cahil kaba olduğundan kınanmaz, ince anlayışlı da içlerin içi tüneline giremezdi. Dilin, kalbin ve dahi ruhun da adı belki de yokluk sofrasında çokluk yıldızına asılı kalır, dünya rüyasında yer almaktan çekinirlerdi. Aşk ellerindeki meşk ahalisi birbirlerini cismen görmemiş olsalar da başkaları onların yanında diğerlerinin adını andıklarında tıpkı kardeşlerinin adını duymuşçasına yüzleri güler, işlerini sevinç kaplar, bir başka hale girerler.'' Karşısındaki kişi de bu olaya yabancı olduğundan şaşırır kalır. İçinden der ki, bayram sabahı mıdır ki hiç ziyaretçi gelmeden kalp evi böylesine neşeyle doldu taştı. Hatta hal ona ağır geldiği için kalkar hiçbir şey söylemeden kuşkular evine doğru sıkıntı adımları atmaya başlar. İşte Sufi sır okyanusunun derinliklerinde gördüklerini ispat kalemiyle yazmaya kalkmaz. Hep hamdolsun ki hamdolsun ki der de yabancı daha yabancılaşmasın diye gayret sarf eder. Sayfa 22 Zaten dostun dosta dil ile anlatacağı ne var ki? O dil eskiyen yapraklara benzer. Kişinin iç mevsimine göre renk alır ve yanılabilir. Bu da bizim için Buhara saraylarından daha tehlikelidir. Anlayış kabı anlatış deresinden dolması için şüphe duymadan inanarak dinleyen kavrayış kulağı lazım. Bunu da meyve veren bağa dönüştürmek için mukayese bilgisine başvurmak gerekir. Mesela sen gecenin olduğuna inanmak için sadece gözlerine inanırsın. Başkasının hey bak gece oldu demesi şart değildir. Ama bazen sohbet arasında ya vakit ne çabuk geçti akşam olmuş derler. Bu da zaman kavramasında bir iz bırakıp mekanla boyutlandırmak içindir. Kimisi zamana şekil olarak bakar, kimisi de vekil olarak bakar. Kimisi de sadece kazandıkları şeye göre değerlendirme yapar. Zamanın etkilemediği tek şey başka bir kitabımızda anlatacağımız aptal olan ilmin saklı kıldığı sağlam anlayış sahipleridir. Buradaki ilim maddesel ilimden farklı olup kıyısı ta teslim şarabına kadar uzanmak ister. Teslim şarabı da şimdilik gayiptir. Sana da bana da. Dostum, gayip sende nasıl bir yankı ya da aksetme bırakır? Kendin için beyin dediğin bilgi makamına bir sor bakalım. Ya da verilmiş olan yeteneklerine muhkem bir bakışla bak. Sonra da dönüp izah kuşuna tutun da bize olmayan tuval üzerinde bir şeyler respet. Biz de öyle bir hale gelelim ki kaynamaktan huzur bulmuş demgah olalım. Kaynamak, kaynaşmak bu olsa gerek deyu, aklımızı senin kapının eşiğinde bırakalım. Sen de güzelce bize gönül ışığından parçalar hediye et. Zaten bu kayıp kardeşlikte gülümsemeler sahte olabilir mi? Olsa bile halkaya girebilir mi? Girse bile halkadan zevk alabilir mi? Sayfa 23 bu bir misalde şöyle anlatılsa gerek. Serçenin kanatları kartalın kanadıyla ne kadar mukayese edilebilir? Serçe 10 gün kanat çırpar, darı tarlasında habire daireler çizer. Kartalın ise kanatları gece yürüyüşüne doğru kurban olmuş gibi süzülerek uçar gider. Sen bu kanat meselesinden maddesel güç karşılaşması anlarsan manevi atmosfere bakman nasıl mümkündür? Ey simya teknolojisinin avladığı güncel dostu! Nasihat etmek bizim sınırlarımızın dışındadır. Sakın ola ki bu kitaptan çıkardığımız düşüncesel varlığımız seni tutup da şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diyen bir köprüye götürmek istediğini sanmayasın. Sadece senli benli dünya zamanında sensiz, bensiz yokluk algılarına labirentlerden sıyrılıp gitmelerdir. Bilhassa günah denilen o kaçılası şeyi çok fazla yüklenen beden ve ruh algılama açısından dar bir koridorda karanlıkta yürüyen biri gibidir. Ya da çok koyu karanlık sarmış gecede sert esen rüzgarın ellerinin ulaştığı kaya üzerindeki küle benzer. Algılama deyince sen ne diyorsun be hükama dersen ben de şunu sana söylerim. Gece uyurken saat kaç der misin o derin uykunun sokaklarında kendine? Demem yahu, diyemem ki zaten. Desem bile Rüyamdaki saat kaç? Dünyada gece saat kaç? Denk midirler diye söz söylemeden haydi kısa yoldan lafı anla gibi kaşın gözün oynamaya başlar. Sahi rüyadaki saat kaç? Bedenin gece saatine göre yatıyorsa uykuya rüyanda dolaşan kimdir? Hangi vakittedir? Sayfa 24 Ehlullah bazen ümit kuşunu talebelerine hüzün kuşuymuş gibi göstermek isterler. O zaman her fırsatta başkalarını alaya almaya pek hevesli nefs tiyatrosu biraz daha elini yüzüne koyup düşünme ihtiyacına yaklaşır. Gülmek zamanı bu dünyadaki iskelet düğünlerindeki manasızlık halayları mıdır? Ya da toprak şeklini gizlemiş servetleri kazandığımızdaki an mıdır? İşte dost ağlamak halimi idrak ediyor o hali merhamet tarlasına ekip gözyaşı yağmurlarıyla tomurcuklandırmak istiyorum. Demek gibi bir durumdur. Açanı, açılanı yaratan, şanı sonsuz yüce Rabbime en idrakli dil ile hamdolsun. Yazılarım sendeki bir varoluş üzere hitap ederse, ben de kendimdeki varoluş nedenini çocuk saflığıyla anlama şansına sahip olabilirim. İşte o zaman biz senle Adem babamızın zamanına düşüncesel yolculuğumuza başlarız. İlk başlangıçta yola iki yabancı gibi başlamış olsak da son varış yerinde hey kardeşler, hey kardeşler sözünü bize fısıldayan ol anla yüz yüze geliriz. Utanmak ya da çekinmek, haya etmek hepsi başkasının sende görürse göreceği başlangıç işaretlerindendir. Kimse içindeki hakeme laf söyleyemez. Çünkü o hakem o kişinin kalbi attıkça var olacaktır. Bu da bazen vicdan, bazen insaf, bazen de merhamet olarak ad ve isim alır. Peki, hakemin yoldan sapmaması için, doğru karar vermesi için hangi ilhamdan bilgi ve idrak alması lazımdır? Renk serkeşi. Sayfa 25 O gün sır kapıları ardına kadar açılmıştı. Niyetimiz farklı, mekan farklı ama dilimiz birkaç dostla beraber yine yüceler yücesine şükür içindeydi. Anlattığımızı anlatırken hiç tanımadığımız birinin de deniz kenarında görünmeyen birine aynısını anlatırken bulduk. Bu gayb zamanında bir yapraktır. Sona doğru bu sarılışı, bu kaynaşmayı daha derinlere inerek sana anlatırım. Şimdilik bu azıkla idare et.'' Yoksa çöllerin gecesi de gündüzü de aynı imtihanın resmidir. Yolcusu, kervanı, durağı, taşıdığı yük de sadece fiziksel bir yüklenmedir o kadar. Muhabbet bağlarına gidelim. Artık yorgunluğum, durgunluğum, suskunluğum bir önemi kalmadı. Çünkü bu beden ile ol ile gidiş mümkün müdür? Mana resmine ruhun renklerini koyarak bana kuşluk vaktinin müjdesini ver.'' Ben de gecemdeki kurgulardan on neşenin getirdiği dualarla kurtulayım. Kalbin başka bir kalp, gönlün başka bir gönül olunca sendeki izan teknesi gayb deryasının sonsuz derinliklerine doğru zikrin tesbih merdivenleriyle derecelenmeye başlar. Her ne olursa, her ne yaşarsa kendi kendine yaşarsın. Bu işin başkasına açıklaması yoktur. Ola ki açıklamak gafletinin ikincisine meyil edersen, korku aslanları seni yalnızlık akşamında koyu bir ormanda yakalar ve gözyaşların bile çıkan alevlerde donup kalır. Sen de sessizlik cezasına çarptırılarak tekrarları tekrar eden, muradını alamayan susuz sulağa dönersin. O kadar kolay mı okuyarak sırrın giriş kapısını bulmak? hiç yorulmadan hiç uğraşmadan sabrın denenmeden bazen acı bazen yalnızlık bazen hüzün çekmeden işte kaç tane anahtar saydım sana yine bahtiyarlık gecemdeki kutlu sözlerin hediyelerini benden ustalıkla almayı başardın sanki rıza çeşmesinde öğlen namazı için abdest almak gibi